3 yıldır giyimle uğraşıyorum. Giyim sektöründeyim. Van'da başladım. Yani ilkin kafe sektöründeydim. Kafelerimiz var, kafe işletiyorduk. Pandemi sürecinde kötü etkilendi kafeler ne yazık ki. Ben de hani boş durmamak adına kendi mesleğimi yapayım dedim. Açtım. Yani zorlu koşullarda açtım. Şu anda da pek iyi sayılmaz ekonomi ortada. Ama yani pes etmeyeceğim. Çabalıyoruz bakalım. Hani ben daha çok küçükken bile oyuncak bebeklerime kıyafet yapardım, oyuncak bebek yapardım. Sürekli hani merakım vardı da giyime, farklı şeyler üretmeye. Ama hani 3 yıldır yapıyorum. Kimden öğrendim? Vallahi kendim öğrendim. Ama hani sertifika gerektirdiği için okulunu okumaya başladım. Geldim burada sadece bir makinamın eğitimini almak zorundaydım. Onun eğitimini aldıktan sonra zaten kendim bir şeyleri çabalayarak başardım, başarıyorum. Devam da edeceğim inşallah. Tasarımlar benim, kendi dikimlerim. Yani insanlar memnun, beğeniyorlar da. Uzun, güzel bir yol kat edeceğime inanıyorum. Şöyle ailemden farklı bir şey, hani ailemin desteği olmadan bir şeyleri başarmak istedim açıkçası. Hiçbirine bir şey söylemeden açtım ki açtıktan sonra aileme haber verdim. KOSGEB destekli açtım. Makinalarımın bir kısmını KOSGEB destekli aldım. Ama hani kim destekçindi derseniz abim var. Abim bir şeyleri yani bir çivi çakmada belki çok becerikli değilimdir. Abim yardımcı oldu ama maddi olarak dediğim gibi sadece makinalarımın bir kısmını KOSGEB destekli aldım. Onun dışında yok. Yani kendim başarmak istedim açıkçası. Kültürümüzü yansıtmak istedim açıkçası. Erbaane olsun bu annelerimizin ördüğü çoraplar olsun. Sürekli bana hani çocukluğumu, annemi, annem vefat etti. Annemi hatırlatır bana. O yüzden hani renkler de bizim dediğim gibi kültürümüzü yansıtıyor. Bu beni mutlu ediyor. Bizim kültürümüzü yaşatmak beni her daim de mutlu edecektir. Bunun için çabalıyorum, çabalarım. O yüzden yani erbaane olsun, çoraplar olsun, renkler olsun. Valla açtığım gibi çalışma arkadaşı aldım. Hani birlikte yapabilirim, ben birilerine katkım olsun istedim açıkçası. Ama dediğim gibi pandemi zaten çok zorlu bir süreçti. Kendim artık kiramı bile ödeyemeyecek duruma gelmiştim. Onu ne yazık ki çıkarmak zorunda kaldım. Şimdi geçen seneye oranla bile kumaşlar neredeyse 4 katı fiyatına ve her hafta güncelleniyor. Ciddi anlamda alamıyorum yani. Zorlanıyorum ki ben zorlanıyorum. Yaptığım ürünün fiyatını yüksek vermek zorunda kalıyorum. Karşıdaki insan da alamıyor. Ya bu benim de zoruma gidiyor. İnsanlara üzülüyorum, kendime üzülüyorum. Yani bakalım nereye kadar devam edecek böyle. Direteceğiz. Valla yani geleceği çok aydınlık göremiyorum ne yazık ki. Umutluyum. Düzelsin artık şu ekonomi ya. Gerçekten çok zor durumdayız. İnsanlara bir katkımız olamıyor. Gençler işsiz, çok fazla işsiz var. Ben ciddi anlamda eleman, çalışan arkadaş almak istiyorum. Ama yani alamıyorum çünkü yani gücüm yok. Gerçekten sigortasını asla karşılayamam. Maaşını veremem yani. Yok o gücüm yok. Kumaş alım, ham madde alım gücüm yokken ben çalışan arkadaş imkansız yani. Yani şu an yani çalışan arkadaş satış danışmanı almak isterim. Her makinenin başına bir çalışan koymak isterim tabii ki. Ama hani imkan yok.